Selamlar, saygılar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Efsane Ligi'nde kupa kasacağız. Sezon yeni açıldı arkadaşlar. Ocak sezonu arkadaşlar. Bunun bilgisini vermek isterim ve derecede de şu an için hem klan olarak hem de ben olarak gayet güzel bir başlangıç yaptık. İnşallah bu başlangıcı devam ettirebiliriz. Şimdi canlar, 5344 kupadayım ve hala savaşlarım mevcut. Bu arada klanda geçen sezonda derecede bitirdik. Bu sezonda derecede bitirebilmek için güzel bir güzellik yaptık diyorum. Ve klan açıklamasını sizlere gösteriyorum. Ocak ayı itibariyle klanımızda birinci ve ikinci tamamlayan oyunculara altın bilet hediye edeceğiz. Bağışta da birinci olan oyuncumuza altın bilet hediye edeceğiz arkadaşlar. Bir tanesini ben karşılıyorum. Bir tanesini Uğur kardeşimiz, bir tanesi de Ömer kardeşimiz karşılıyor. Bu ay böyle bir güzellik yapalım dedik. Daha üst sıralara daha da zorlayacağız inşallah. Bakalım bu sezon bol bol video gelecek Efsane Ligi için. Şimdi derecemize girdiğimizde en iyi klanlar Türkiye'ye girdiğimizde şu an için birinci sıradayız arkadaşlar. Sezon yeni başladı ve 33 gün 17 saat var. En iyi oyunculara gireceğim. Bir dakika, en iyi klanlara girdik. Şu an Türkiye'de gördüğünüz gibi birinci sıradayız. 50 kişi de full kupalı başlangıç yaptık. Küresele girdiğimizde de arkadaşlar ilk 8. sıradayız. İlk 10'dayız diyecektim. 8'e yükselmişiz. 8. sıradayız. Bu gerçekten bizler için gurur verici. Sizler için de gurur verici olduğunu düşünüyorum. Bir Türk klanı olarak dünya derecesindeyiz. İnşallah bu derecemizde buralarda kalabiliriz arkadaşlar. En iyi oyunculara girip yerel dediğimizde de şu an için kaçıncı sıradayım? Hemen aşağıya taba girelim. 35. sıradayım arkadaşlar. Henüz saldırı yememiştim benim bildiğim kadarıyla. Savaş günlüğümü de geçeceğim. Şu an 35. sıradayız. En üste zorlayacağız. Bu arada birincinin kupası düşmemişti. Evet, birincinin kupası 5944'te kalmış bu Aralık sezonunda. Yani henüz sıfırlanmamış, düzeltilmemiş, bukta kalmış. Büyük ihtimalle ülke değişikliği yapmış olabilir. Bu yüzden kalmış olabilir. Yani şu an baktığımızda Türkiye sıralamasında birinci oyuncu HP Dizis Türk klanından ikinci sıradaki oyuncuyu birinci olarak kabul edebiliriz arkadaşlar. 5460 kupası var. Şimdi bizim kaç kupamız var? 5344. 3 tane savaş yapıp hepsinden fullük atarsak geçebiliriz ama bilmiyorum, bakacağız. Şimdi savaş günlüğümüze geçelim. Savaş günlüğümüzde bir gün öncesini göstereyim. Ocak sezonunun ilk günü gayet güzel geçti benim için. 294 kupa aldım arkadaşlar. Bir tane %94 2 yıl hızım var. Onun dışında bir tane de %74 2 yıl hızım var. Son savaşta ne oldu biliyor musunuz? Dışarıdaydım. Elim soğuktu. Hafif de böyle nemliydi elim. Zeplini gönderdim. Süper okçular için görünmezliği ikinci atarken elim işlememiş. Parmağım işlememiş. Görünmezliği atmadı. Allah'tan belediyeyi kurtarmıştım da 2 yıldız aldım ama büyük ihtimalle elim nemli olmasa o görünmezlikleri atabilseydim arkadaşlar 3 yıldız alırdım, öyle söyleyeyim. Birinci günde de savunmadan 2 tane saldırı yapılmamış. 2 tane de 0 yıldız alınmış. Onun dışında bugünümüze geldiğimizde bugünden abi o kadar heyecanlıyım ki baktım bir tane pardon 2 tane 3 yıldızım var. 2 tane 2 yıldızım var. Ulan dedim derecedeyim, mükemmelim. Ulan pat tek yıldızla kaldık. O kötü oldu. Onun dışında gayet güzeldim. Bakalım şimdi saldırılarımıza geçelim. Pekka Titan kombinasyonu kullanacağız. Ordumuz bu şekilde, bildiğiniz üzere. Aktif olarak bu sezon bu orduyla kupa kasacağım arkadaşlar. Tabi aralarda 3. hesabımı da efsaneye çıkartıp oradan da sizlere farklı ordular sunmaya çalışacağım. Haberiniz olsun. Anka kuşu yükseltmede, o yüzden kazıcı ile devam edeceğiz. Ama saldırıya geçmeden önce şöyle bir çılgınlık yapayım diyorum. 4 saat 17 dakikalık bir yükseltmemiz var. Bu yükseltmeyi hızlı bir şekilde yeşil taşlayıp kraliyeti maxlasam mı? Bunu düşünüyorum açıkçası. Büyük ihtimalle maxlayacağım ya. Şu yeşil taştan vazgeçiyorum. 54 yeşil taş verdim arkadaşlar. Normalde vermem ama videodayız. Şimdi bir barbar kralımız var. Bir de kraliyetimiz var. Kraliyeti yükleneceğim. Kraliyeti 340 bin altınla, 340 bin kara iksirle yükseltiyorum ve kitapla bitiriyorum. Daha sonrasında da çekici vuruyorum. Kraliyet şampiyonumuz artık maksimum, görmüş olduğunuz gibi. Sadece barbar kral kaldı. Barbar kral için de şöyle bir planım var. Klan oyunları bittikten sonra buradan bir kahraman kitabı ve her şeyin kitabı gelecek. Bu ikisiyle birlikte arkadaşlar barbar kralı da fullemeyi planlıyorum. Aslında anka kuşunu mu fullesem diye düşünmüştüm. Şu an anka kuşunu yükseltmedeyim. Buzul morsunun seviyesi güzel. Kazıcı ve anka kuşuna birazcık yükleniyorum. Anka kuşu yükseltmede olduğu için de kazıcıdan yararlanacağım. Neyse, lafı çok uzattık, açıkladık, ettik falan filan.
bir saldırıya geçelim. Haydi bismillah. İnşallah bir sıkıntımız olmaz. Evet, zehir kulesi var. Şöyle hızlıca bir inceleme yapıyorum. Belediye binasını almak istiyorum. Açıkçası monoliti alabilir miyiz? Zehir kulesinden belki sektirip monolit alınabilir. Şu büyücü kulesi mi? X-ray de var burada. Koruyucu özelliği olmadan girmeyi planlıyorum. Üst taraftaki bölüm de güzel aslında. Belediyeyi almasak. Şuradaki X-ray ile kraliyetin arasında indirsem bir şeyler yapabiliriz aslında. Riskli bir savaş olur. Belediyeyi alırsam muhtemelen 3 yıldız alamam ama şuradaki değerler hoşuma gitti. Hadi bir risk yapalım ya sizlerle birlikte. Şöyle zeplini attım. Tam X-ray'nin oralarda indirmeyi planlıyorum. Şu bölümde indirdik. Hemen klonları şöyle attım. Öfkemi bıraktım ve bir görünmezlik dağıttım. 1, 2, 3, 4 dedim bir görünmezlik dağıtıyorum. 1, 2, 3, 4 dedim bir görünmezlik dağıtıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şöyle bir görünmezlik daha. 1, 2, 3, 4. Şu anam başka kalmamış. Neyse monolit aldık. O da güzel. Monolit'i almayı başardık. Şimdi şu belediyeden bir kurtulalım istiyorum açıkçası. Şuradan bir bebek ejder atacağım. Şu bölümden pekkalarla başlıyorum. Barbar kral, titanlar, buz golem, şifacılar ve koruyucu. Daha sonrasında da kraliçe. Hemen bir süper duvar kırıcı desteği atıyorum. Şuradan bir büyücü attım. O bölümden içeri girmeye çalışırken şurayı da hemen sinsi goblinle temizliyorum. Belediye binasının oraya giriş var. Üst taraftan bir büyücümüzü atalım arkadaşlar. Kraliyeti şu an için saklıyorum. Belediye binası patlamaya yakın, o bölümde bir koruyucu özelliğiyle ordumu çıkartmayı sağlayacağım. Şöyle bir koruyucu özelliğini bastım. Şöyle bir süper duvar kırıcı atıyorum. Aslında büyücü desteği sağlamak isterdim orduma. Bunu da maalesef şu an için sağlayamadım. Sağda Tesla'lar var. O bölüme kraliçemiz gitti. Arkadan bir kelle avcısı attım. Rakip kraliçe var çünkü. Rakip kraliçeyi temizlememiz lazım arka etapta. Barbar kralın özelliğini birazcık beklettim. Kelle avcısı geldi. Kraliçeye hasar bırakıyoruz. Evet, kraliçeyi de indirdik. Şu an fena gitmiyoruz. Birazcık süre kontrolü yapmaya çalışıyorum. Kraliyete henüz göndermedim. Şu çoklu cehennem kulesini alıyoruz. Şifacıların ölmesi pek hoş olmadı açıkçası. Şimdi şuradan bir süper duvar kırıcı atalım ve merkeze doğru kraliyeti yönlendireceğim. Ama biraz daha bekliyorum arkadaşlar. Çünkü kraliyet en önden giderse sıkıntı yaşarız ama dondurmamız var. Bir tane de kelle ağacımız var, buna da birazcık güvendim. Barbar kralın özelliğini basıyorum arkadaşlar. Şu an güzel gidiyoruz. Şuradan bir süper duvar kırıcı daha gönderelim. Rakip barbar kral için beklemedeyim. Bekliyorum abi, acelesi yok. Kraliyetimiz geldi. Şimdi kraliyeti o bölüme sokmam lazım. O bölümde de şöyle bir dondurma atsam kıyak olur. Kraliçemizin özelliğini basıp o X yayını da alalım. Kraliçeyi birazcık erken bastım. Evet, kelle avcısı barbar krala çok güzel bir destek sağladı. Gerçekten kraliyeti hayatta tutabileceğiz mi? İndir abi, indir. İndir 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 özelliği bastım. Oraya hasar verdik. Şu barbar kralı vur ya. Of, barbar kralı öldüremedik ya. Süreden yiyeceğiz. Vallahi billahi süreden yiyeceğiz. Kraliçenin özelliğini basmam da bu arada güzeldi. Çünkü süreden patlamak istememiştim. Kraliyeti biraz daha hayatta tutabilseydim 3 yıldızı alacaktım ama çok başarılı bir saldırı gerçekleştirdik. Açıkçası %96 olacak. 97 olur mu bakacağız. Evet, 97 olduk. Merkezde bir klan kalesi, hayvan barınağı ve büyü fabrikası kaldı. 31 kupa aldık. Devam edelim. İkinci savaşımıza geçmiş bulunmaktayız. Zehir kuleleri dikkatimi çekiyor ve sıkıntı olduğunu da belirtmek isterim. Şimdi kraliçenin altarını orada indireyim dedim ama orası da birazcık riskli. Tam şu X-ray'i kraliçe inşaatçı kulübesinin orada indireceğim arkadaşlar. Orası biraz daha boşluk olmayan bir bölge. İnşallah da problem yaşamayız. Soldaki zehir kulesini belki dondurabilirim. Tam emin olmamakla birlikte biraz daha şöyle uzaktan gönderiyorum ve koruyucu özelliğini basıyorum. Evet, zehir kulesini dondurmayacağım arkadaşlar. Şurada bir görünmezlik atalım. Titan indi. Klonlarımı attım. Öfkemi attım. Titan git Titan. Evet, bir dev bomba çıktı. 1, 2, 3, 4. Hızlıca atalım, sayamadım. 1, 2, 3, 4 dedim. Birazdan bir tane daha atacağım. 3, 4 dedim. Son görünmezliği attım. Şu kaya saçarı da alabilirsek tatlı olur. Evet, kaya saçarı aldık. Zehir kulesi alınır mı? Agalar, zehir kulesini sıksaydınız keşke ya. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi şu bölümden başlayalım arkadaşlar. Bir buz golem attım. Kraliçemi ve şifacılarımı yolladım. Bu bölümden hemen titanlarımı atıyorum. Baktım kelle avcıları koşarak geliyor. Bir de barbar kral bıraktım. Şurayı bir sinsiyle keselim. Ve
O etaptan dümdüz ilerleyelim. Kraliçe birazcık sapacak gibi bir görüntü verdi bana. Bakacağız artık. Şuradan iki balon atalım. Bir süper duvar kırıcı atalım. Rakip kraliçenin olduğu bölümdeyiz. Şurayı da hemen dondurdum. Arkadan bir kelle avcısı desteği daha atıp dış kesmede temizlik birliklerimi göndermeye başladım. Şuradan bir süper duvar kırıcı attım. Barbar kralın özelliğini basıp üstten de kraliyeti bırakıp büyücülerimi ve bebek ejderimi salıyorum. Şuradan bir balon etkisi. Bir süper duvar kırıcı daha. Şu monolite kraliçe dönersen çok memnun olurum. Baya bir bizi hırpaladı orada. Evet, zehir kulesinde ağzına girdik. Zehir kulesindeyiz. Arka tarafta tekli cehennem, kaya saçar falan filan var. Bakalım artık ilerliyoruz arkadaşlar. 3 yıldız olmasa da %100'yi toparlamaya çalışıyorum. Pekka şu an kraliyetin orada. Başka kahraman kalmadı. Şuradan biz kelle avcımızı da yollayalım. Barbar kral önden tanklamaya devam ediyor. Kraliyet şampiyonumuz geldi. Kraliçenin özellik var. Kraliçe birazcık arkada. Evet, o da yaklaştı şimdi. Savunmaları bir bir indirmeye çalışırken kraliyetin birazdan özellik basılacak. Şurada kraliyet özelliği basıldı. Bir süper duvar kırıcımı da şuradan yolladım. 3 yıldızı almış olabiliriz. Bakacağız. Kraliçe birazcık güveniyorum ama. Evet, tekliye vur kazıcı, vur kazıcı. Aferin be kazıcı. Aferin sana kazıcı. 48 saniye var. Süreden yer miyiz? Kraliçe özelliği basılmalı mı? Kafalardaki soru işareti. Sanki yeter gibi ya. Basmıyorum. Biraz daha bekliyorum. Biraz daha ileride basacağım. 36 saniye var. Kraliyet çok güzel iş yaptı ve artık kraliçe özelliğinde basıyorum. 3 yıldız vatana millete hayırlı uğurlu olsun diyebiliriz diye düşünüyorum açıkçası ama bakalım, titan arkadan geliyor. Bir tek kraliçe doğrudan hasar veriyor. Kazıcı da bize yol açıyor. 3 yıldızı almış olduk sanırım. Olduk olduk. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Üst tarafta falan bir şey kalmadı değil mi? Yok, bir şey kalmamış. 98, 99 ve 100. Evet, şimdi bir sıralamamıza bakalım. Ondan sonra son savaşımıza geçelim arkadaşlar. Şuradan kupamıza bastık. En iyi oyuncular yerel dedim. Oo, 10. sıradayız. Selamın aleyküm. Bir savaşta full atarsam 2. sıraya yükseliyorum. Yani en üstteki oyuncuyu saymazsak Türkiye birincisi olmuş olacağız. Biz daha demin küreselde kendi sıralamamıza bakmadık. Bir de ona bakalım. Evet, şu an küreselde de 54. sıradayım arkadaşlar. Şöyle yapayım daha net görün ya. Evet. 54. sıradayız. Son savaşımıza geçelim derken bir de en iyi kılanlar. Evet, o da değişmemiş. Şu an birinciliğimizi koruyoruz. Son savaşımıza geçelim. Düzenimiz bu şekilde. Hızlıca kontrol etmemiz gerekiyor. Zehir kuleleri yine dikkatimizi çekiyor. Alttaki çoklu cehennemin orada indirsem büyük ihtimalle zehir kulesinden yeriz arkadaşlar. Ya çok sıkıntılı bir düzen geldi ya. Gerçekten büyük sıkıntı. Şu monoliti de almak istiyorum. Belediye binasını hiç almadan iksir deposunun üzerinde indirsek, monolit kaya saçar iksiri alsak mantıklı geldi açıkçası. Bir deneyeceğim. Şöyle balonlarımı attım. Şuradan da zeplini yolladım. Evet, zeplin ulaştı ama oradaki dev bombalar beni çok korkutuyor ya. Bir de şuraya bir bebek ejder atalım bak. Of, titan mahvetti bizi ya. Titan gerçekten mahvettin bizi ama şu an çıktın 1, 2, 3, 4. Titan'ı saymamıştım var ya orada olacağını. Titan birazcık işleri bozdu da Allah'tan bir bebek ejder attım. Hemen Titan'ı birazcık kurtardık. Bir kaya saçar almamız lazım ya da bir X-Ray'ı aldık en azından. O da bizi mutlu etti. Of abi, böyle savaşlarda Klan Kalesi'nde Titan olabilir diye bir tane okçumuzun olması lazım aslında. O okçuyu da kenardan köşeden atıp Titan varsa oraya çekmemiz lazım. Hep koruyucu özellikle girdiğim için birazcık elim alışmış. Ondan ötürü unuttum arkadaşlar. Biraz da heyecan var, kusura bakmayınız. Dereceye oynuyoruz. 3 atarsak birinci olacağız. Şu an inşallah bu arada tekte de kalmayız. Şuradan kraliyetle map'i bölmeye çalışıyorum. Barbar kralın özelliğini basıp kraliçeyi o bölüme sokmaya çalışacağım. Şöyle bir koruyucu özelliği bastım. Kraliyeti de alttan bilerek yolladım arkadaşlar. Belediye binasını alabilmek için, kraliçeyi içeri sokabilmek için. Kraliçe içeri girer inşallah. Şu X'yi falan inerse. Şurada bir dondurma attım abi, belediye binasının oraya. Sanki kraliçe girecek gibime geldi bana. Kraliyetin şurada özelliği de bastım. Tamam, belediyeyi kurtardık. 3 yıldız gelmeyecek muhtemelen ama belediyeyi kurtardık en azından. O da beni rahatlattı. Tekte kalmayalım da kraliyetin özelliğini bilerek bastım. Sol taraf temizlensin ki kraliçe içeri girsin diye böyle bir hamle yaptım. Çoklu cehennem kulesini aldık.
Kraliyetin özelliği basmasaydım iyiydi bu arada. Ama işte kraliçe sırf içeri girsin diye dediğim gibi bastık. Kara bir X-ray var. O kara X-ray olmasa çok daha güzel yüzde toparlayabileceğime inanıyordum açıkçası ama şu an kara X-ray bizi bayağı bir rahatsız ediyor. Pekkalar dış bölümde koruyucuya odaklandı şu an. Bir kelle avcımızı da şuradan gönderelim. Artık temizlik yani işlemimiz. Şu kör noktaya bir sinsi goblin attım. Evet, elimizden geleni yaptık. Güzel toparladık. Yine güzel toparladık. Titan faktörü bir an kafamdan çıktı. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Rakip klan kalesinde titan varsa, süper okçu, süper büyücü kullanıyorsanız, koruyucu özelliğiyle yollamayacaksanız, klan kalesinin oraya indiğinde okçularınız titanın içinde ölürler. Fark ettiyseniz bir anda şifacı atıyordum kenara. Sırf titan uzaklaşsın diye elime ne geldiyse basıyordum. Son anda baktım şifacı atıyorum, hemen bebek ejdere çevirip attım. O şekilde yırttık. Tamam, kötü değil abi yani, ne yapalım, bilinci olamasak da güzel bir noktaya ulaştığımızı söyleyebiliriz. En iyi oyuncular yerel dedik. Oha! Geçmişim! Nasıl bir matematik hesaplaması yaptıysam ben hala geçemedim diye düşünüyordum. Evet, şu an Türkiye'nin birincisi oldum arkadaşlar. Birinci sıradakini unutun çünkü bukta kalmış. Dediğim gibi bakın 199 savaşı var. Aralık sezonundan kalmış. Biz şu an birinciyiz. Türkiye birincisi olduk. Bunu başardık. Tabii daha saldırı yemedik. Saldırı yedikten sonra düşeceğiz ama tabii derecedeki çoğu kişi de saldırı yememiştir. Ya da yiyenler az yemiştir falan filan. Şu an Türkiye birincisiyiz. Küreselde de lan ilk ona gireydik, güzeldi be. 18. sıradayız, olsun. Evet, globalde 18, Türkiye'de birinciyiz. Şu an şöyle bir durum var. Türkiye'de hem ben birinciyim hem de klanımız Türkiye'de birinci. Büyük ihtimalle videomuzun başlığı da klan ve ben birinci sıradayım falan filan, böyle bir şeyler artık yazarız. Herkesin eline emeğine sağlık. Bol bol like bekliyorum arkadaşlar. Güzel, efsane liginde kupa kastığımız derece dolu videolarımız inşallah gelecek. Klanımızdaki oyuncuların saldırılarından da, en yüksek kupadaki oyuncuların da saldırılarını videoya çekip onları da paylaşacağım bol bol. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.